Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pikniğe geldik arkadaşlar. Arkadaşlar bayramınız mübarek olsun. Biliyorsunuz ki 2 gündür bayram. Arkadaşlar sonunda piknik sezonumuzu açıyoruz. Şimdi arkadaşlar ateş için kuyu açacağız. Sonrasında da ateşimizi yakacağız. Evet arkadaşlar örümcek kolonisi gibi bir şey bu. Şuraya bakın, örümcek sürü yapmış. Demek ki örümceklerin yumurtadan çıkma vakti. Arkadaşlar bayağı önceki videolardan da hatırlarsınız, burada soba yapmıştık. Tandır demiştik işte, tabii adına da bilmiyorum tam olarak adını. Şuradan bir delik vardı, buradan da bir delik vardı. Buradan ateş yakıyorduk falan. Ya da burada bir delik vardı, burada bir delik vardı ama tam bilmiyorum, yok olmuş gibi. Taşlar bakın burada. Üstünü kapatmıştım ben bunu. Sonradan da açarım diye. Evet arkadaşlar, şöyle bakın size inekleri göstereyim. İnekler gelmiş burada, piknik yapıyorlar onlar da. Mamalarını yiyorlar. Bakın şöyle, şurada bir tane inek, şurada da bir tane var. Şurada da var da kamerayı ben buradan pek net göremiyorum çünkü çok güneş var. Bakın arkadaşlar. Size de afiyet olsun inekçikler. Evet arkadaşlar, şimdi doldurdum. Şöyle durum göstereyim. Doldurdum şu an arkadaşlar içini. Şöyle göstereyim. Yakacağız şimdi. Yakıyoruz arkadaşlar. Yaktık, umarım sönmez. Biraz değil, bayağı uğraştırdı bu arada arkadaşlar burayı kazmak. Bir sürü taş tıkmışım, nasıl becerdiysem. Şuradakilerin hepsi buradan çıktı bakın.
kimisi kırılıyor, elimle çıkartmak zorunda kalıyorum falan. Bayağı bir zorladı yani. Ama yine de hallettik yani. Hadi be, sönme. İnşallah sönmez. Sönerse tekrar yakacağız, artık yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, yaktık sonunda. Şöyle ateşimizi besleyelim. Zaten yanındaydı, beslenmiş sayılıyor mu bilmiyorum ama üstüne koyalım ki yansın değil mi? Birazdan burada kahve yapacağım bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu da mangalımız. Evet arkadaşlar, şimdi ateşimizi yine besleyeceğiz. Besleyelim, sonrasında da ne yapalım arkadaşlar? Tezek getirelim buraya. Tezek de yansın böyle. Tezek bu arada arkadaşlar sivrisinekleri kovuyor. Tezek limanı. Akşama doğru tezek atmayı düşünüyorum ama şimdi de atacağım. Bakın şöyle. Az bir şeycik daha odun toplayacağım ben şimdi. Şu orada semaverin yanında hazır tezek var. Hazır odun var arkadaşlar. Onu alacağız. Şu yerden de birkaç tane alayım. Evet arkadaşlar, şimdi şuradan birkaç tane daha odun alacağım. Birazdan annemle birlikte gidip odun toplayacağız. Bayağı bir toplamamız lazım çünkü sönebilir bu. Sönsün de istemiyorum. Daha burada bir tane de shorts çekeceğiz. Onu da izlemeyi unutmayın. Şöyle. İkimiz birlikte. Ateş ve ben. Evet arkadaşlar, şimdi buradan tezek alacağım. Umarım cıvık değildir. Katı gibi gözüküyor ama belki sadece üstü donmuştur. Şöyle göstereyim size. Elimle falan almayacağım bu arada. Şöyle. Bunu alacağız. Abo, iki cıvıkmış. Dışından az bir şey aldım. Daha fazla almayacağım. Pislensin istemiyorum. Keserim. Şöyle atalım. Of. Gözüme çok fena duman girdi. Evet arkadaşlar, böyle bir kedi geldi. Bakın böyle tatlış bir şey. Sarı böyle. Wow, pişeyim. Evet arkadaşlar, odun getirdik sonunda. Şimdi bayağı attım, yanıyor. Besleyeceğiz, kahve yapacağız sonra burada arkadaşlar. Bu arada kedi de bayağı tatlıydı. Evet arkadaşlar, şöyle bir odun aldım. Daha doğrusu babam aldı, ben alamam. Çıra arkadaşlar bunun ucu. Şöyle komple yakacağız.
Evet arkadaşlar, şimdi böyle bir şey aldım, 4 liraydı sadece. Arkadaşlar ucuna torpili koyuyorsunuz şu şekilde. Sonra dart gibi atıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar dümdüz gidiyor. Tabi toprakta patlamayacağı için şöyle bir taşın üstünde patlatacağım. Neyin üstünde patlatalım? Şöyle bir patlatabiliriz. Temiz. Gördünüz mü arkadaşlar? Mükemmel bir ses çıkartıyor. Şöyle bir tane daha patlatalım. Şöyle taktık. Ve dart gibi gidiyor arkadaşlar. Hiçbir yamukluk falan yok. Dümdüz yani. Güzel. Sonunda oldu. Evet arkadaşlar, bir tane de sapan yaptım. Kendim yaptım tamamen. Arkadaşlar şu uzun lastikler oluyor ya, ondan taktım böyle. Bir sopayı böyle şu şekilde kestim. Tam bu şekilde değil ama şunu şöyle falan düşünün arkadaşlar. Şöyle çaprazdan kestim. Böyle yapıştırdım. Bundan bir tane daha aynı şekilde kestim. Şöyle koydum. Bunu da şöyle üçgen şeklinde kestim. Şöyle bir somun vida attım. Somunlu vida. Gayet güzel, sağlam bir şey. Şöyle bir tane de atış yapalım. Şu camı vuracağım. Umarım bir tarafımıza sıçramaz da. Umarım tek atışta da tutturabilirim arkadaşlar. Deneyeceğiz şimdi. Atamadık. Bir tane daha deneyeceğiz. Bunda nasıl nişan alınıyor? Bilen varsa yorumlara yazabilir. Tam tutturuyordum. Evet arkadaşlar, bu kez umarım vuruyorum. İnşallah yani. Niye hiç gitmedi? Şimdi vuracağım. Uf, elime vurdum yanlış. Evet arkadaşlar, kameraman vuruyor, bakalım. Becerebilecek mi? Hiç gitmedi. Evet arkadaşlar, taş ararken gerçek bir mermi buldum. Ama sıkılmış. Bir ben deneyeyim istersen. Arkadaşlar bu kez vuruyorum, yakından deniyorum. Arkadaşlar bu arada profesyonel sapancılar acaba nasıl yapıyor bu işi, ben hiç çözemedim. Gerçek mi abi? Onun altını çiziyorum. Altın olsaydı altını da çizerdim ama. Arkadaşlar buradan vuruyorum. Hadi ayırız. Kırılmadı ama. Nereye gitti? Evet arkadaşlar, burada aşlanmış bir bitki var. Demek ki bunun da aş vakti geldi. Acaba neyle aşladılar? Onu da merak ettim şimdi. Bizde evdeki bir ağacımız var. Minik. Hikayesini anlatayım arkadaşlar. En son balkondan düşmüştü. Sonrasında birisi almış arkadaşlar. Bir ne yapmış bilmiyorum ama kurutmuş maşallah. Nasıl becerdiyse. Kuru bildiğin ölmüş arkadaşlar. Sonrasında çöpün yanına koymuş. Biz de geçerken baktık. Aynı bizim ağaç. Baktık gerçekten bizim ağaçmış. Aldık. Sonra işte suladık falan. Şu an yani mesela ağacın boyu ne kadarsa. Ağacın boyu bundan birazcık daha büyük ama şu kadar mesela yeşil şu an. Üstü kuru sayılır. Suluyoruz, umarım bakalım tutar. Yani keşke düşmeseydi.
tutarsa artık açlayacağım arkadaşlar ben de erikle. Arkadaşlar kahvemizi pişiriyoruz. Sos da çektik. Bayağı da güzel oluyor kahve. Şimdi ikinci bir tur kahveyi pişiriyoruz. Arkadaşlar şu an eve geldik. Sütümüzü pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi taşmasın diye karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bakın size şöyle bir çilek göstereyim. Çilek aldık. Pikniğe giderken daha doğrusu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim dedim gibi. Tekrardan bayramınız mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz ve bay bay.